Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, görüyorsunuz sesi ayarla bir yandan, ışığı ayarla bir yandan. Şimdi yandan böyle bir ışık verdim. Tabii bunları tek başına yapmak oldukça zor. Bu mücadelemiz bu şekilde devam ediyor. Ama şimdi bunu 10 sene önce deselerdi ki ya böyle bir şey yapacaksın, işte artık kendine ait bir televizyon kanalın olacak. İnsanları bilgilendirme yapacaksın, onları paylaşacaksın, sosyal medyadan paylaşacaksın, insanları bilgilendireceksin deselerdi herhalde kimse inanmazdı. Biz işte bu imkanlar arasında işte aslında bu tür yayınları yapanların biliyorsunuz mak gözünden tutun da ışıkçısı, sesçisi, kameramanı falan oluyor. Bizim ama işte kendi imkanlarımız bu kadar. Bunlarla bir deminden beri deneme yapıyorum habire. Şimdi bugün günlerden 12 Kasım 2021. Geçen haftaki olayları değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Geçen haftaki en önemli olaylarımızdan bir tanesi bizim yaptığımız bir özel haberdi. 4 tane kurumla görüşme yaparaktan yaptığımız özel bir haberdi. Bu haberde karasinekle alakalı idi. Karasineğin tanıtımını yaptık. Bunun nasıl zararları olduğunu söyledik. İlaçlama sürelerini söyledik. Ondan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ilaçlama firması, ondan sonra TİGEM, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dalaman Belediyesi temizlik işlerinden görüş alaraktan bir özel haber yapmıştık. Bu dikkat çekti. Fakat şimdi tekrar bizim bu hafta pastırma yazımız devam ediyor. Pastırma yazı devam ettiği için sinekler gene etrafta dolaşıyor. İçerilerde çok fazla yoğunluk yok ama meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki hafta tekrar biraz havalar soğuyacak. Soğuyunca bunlar içeri girebilir. Tekrar bir karasinek olayıyla karşılaşabiliriz. Geçen haftaki önemli olaylardan birisi ben ucundan belirtmiştim. Aynı güne yayın günümüze rast gelmişti. Atakent'teki Atakent Ortaokulu'nda bir derslik yapımı için Atakent'teki işte STK'ların ve Dalyan'dan bir STK'nın Atakent Muhtarlığı'nın Dalaman Kaymakamlığı, işte Dalaman Belediyesi, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla bir panayır bir kermes düzenlenmişti. Bu kermesle alakalı yorumlar özellikle ya bizim bundan niye haberimiz yok, bizim niye haberimiz olmadı gibi bir şeydi. Yeterince duyurusu yapılamamış olsa gerek. Bunları daha iyi duyurmak lazım, organize olmak lazım. Yani baktığınız zaman listede bir sürü sponsor var, bir sürü destekçi kurum ve kuruluş var ama vatandaşın haberi yok. Daha renkli, daha güzel geçebilirdi, daha yüksek bir gelir elde edilebilirdi. O haberimiz oldukça dikkat çekti, izlendi. Ondan sonra hafta içerisinde yine 10 Kasım öncesi Şehit Emre Kargın sevgili şehidimize Deniz Feneri ve İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğiyle Afrika'da 1000 kuyuya 1000 şehit ismi verilmesi projesi gündeme gelmiş. Bu proje kapsamında Cumabelen mevkinde bulunan şehidimizin kabrine bir ziyaret, bir sunum oldu. Orada bir Kur'an-ı Kerim tilaveti oldu. Oraya şehidin ailesi, protokol üyeleri ve Sayın Kaymakam katıldılar. Bununla ilgili haberi ben özellikle 10 Kasım haberinin altında, yani o 10 Kasım yoğunluğunun altında ezilmemesi anlamında muhtemelen bugün paylaşacağım. Hazırlığını yaptım bu haberle ilgili görüntülü haberimizi. Şehidimizin ismi artık Afrika'da herhangi bir kuyuya ismi verilerek, belirlenmiş bir kuyuya ismi verilerek anılacak. Şehit Emre Kargın'ın ismi. Çok güzel bir proje. Oradan çıktık Kaymakam Bey ile beraber, işte Sayın Belediye Başkanı ile beraber, Sayın Kaymakam'la beraber Dalaman Belediyesi'ne ait olan, işletilmekte olan kükürt tesislerinde bir gezi yaptık. Sayın Kaymakam ilk kez kükürde geliyor, yani termal tesislere geliyor. Sayın Başkan da orada yapacak çalışmalar, oranın nasıl bir yer olduğu ile alakalı hem emniyet müdürü vardı hem garnizon İlçe Jandarma Komutanı vardı. Onlara bir bilgilendirme yaptılar. Şöyle bir gezdik dolaştık. O haberi de yapacağım, koyacağım ben. Dediğim gibi bu iki haberi ben biraz beklettim. Çünkü biraz 10 Kasım haberi ve özellikle bir de ağaçlandırma haberinin altında şey olmasın diye izlenme açısından beklettik. Orada da bir gezimiz oldu. Sayın Kaymakam'ı da bilgilendirdik. Kaymakam'ın çok hoşuna gitti. Sayın Başkan da ikinci etap ihalenin açıldığını, orada neler yapılacağını kabaca Sayın Kaymakam'a anlattı. Biz de bilgileri sunduk kendisine. Arkasından geldi 10 Kasım. 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla öncelikle sabah saat 9:05 geçe vefat ettiği saatte bütün sirenler çalındı. Bir saygı duruşu ve istiklal marşıyla sabah bir çelenk töreni yapıldı. Çelenk töreninden sonra saat 10'da Dalaman TİGEM sinema salonundaki salon programına geçildi. Bu seneki salon programını Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi öğrencileri ve okulu organize etmişti. Onlar böyle bir organize yaptığı zaman son derece kaliteli bir organizasyon oluyor. Bu programı ben boydan boya yayınladım. Özellikle gençlerimizin performansı oldukça dikkat çekti.
Bu arada saat 9.30'da Cumhuriyet Halk Partisi de ayrıyeten alternatif bir çelenk sunumu yaptı. Aslında 10 Kasım töreninde sivillerin katılımı oldukça yüksekti. 29 Ekim'de de yüksekti. Özellikle son birkaç yıldır Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına olan biraz ilgi daha da arttı gibi bir izlenim içerisindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bir tören yapması, alternatif bir tören yapması, üstelik bazı yönetim kurulu üyelerinin genel resmi törende katılmalarına rağmen ikinci bir tören yapmasını açıkçası ben yadırgamaya başladım. Yani bugün mevcut iktidarı eleştirirken ayrıştırma, vatandaşı ayırma gibi donelerden yola çıkarak eleştiriyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz, siz Atatürk'le ilgili bir törende ayrıyeten bir tören yapıyorsunuz. Artık bu ayrılığın, kayrılığın sona ermesi lazım. Muhtemelen ilçe teşkilatında veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar arasında da bu biraz artık burukluk vermeye başlamış olabilir ama sanırım genel merkezin, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin böyle bir kararı var. Bu karar dışına da çıkmak istemiyorlar. Ama bir an önce bunun düzeltilmesi lazım. Artık hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Tabii siyasi mücadele her şekilde devam edecek. Muhalefet görevi her şekilde, denetleme görevi her şekilde devam edecek. Ama özellikle hepimizin ortak ve birlikte yani bizim çimentomuz olan, bu ülkenin çimentosu olan Atatürk konusuyla alakalı herhangi bir etkinlikte, bu tür etkinliklerde çok fazla ayrı gayrı düşünmemek lazım. Birlikte hareket etmek lazım. Bu özellikle siyasi ilişkileri, yereldeki bazı ilişkileri de yumuşatma açısından bence uzun vadede faydası olur. Bu gelenekten ben başta genel merkez olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yavaş yavaş vazgeçmesini temenni ediyorum. Keza biliyorsunuz 6 Ekim 2021 tarihinde benim de yaklaşık 14 saat bizzat içinde bulunup 1 saat kadar da mahsur kaldığım Sıradere mevkiinde bir yangın çıkmıştı. Yangın sabaha karşı ciddi bir hava desteğiyle söndürülmüştü. Saat 4 gibi falan kontrol altına alınmıştı. Bu yangın alanında biliyorsunuz 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğüyle bir Geleceğe Nefes adı altında bir milli ağaçlandırma kampanyası başlamıştı. Bu kampanya kapsamında her yıl 11 Kasım saat 11 yani 11-11-11 olarak bir kampanya başlatıldı. Ağaç dikme kampanyası. Bu kampanya kapsamında bu yanan alanlara işte 1500'ü kızılçam, 200 tanesi de değişik ağaç türleri olmak üzere, çam çeşitleri olmak üzere Sayın Orman Müdürü'nün verdiği bilgiye göre ağaçlar, fidanlar dikildi. Bu fidanlar dikimine öğrenciler, ondan sonra bürokratlar, herkes katıldı. Güzel bir ortamdı. Bu sene 1700 ağaç dikilmiş. Bu kampanyada biliyorsunuz yani orada Sayın Kaymakam öğrencilere sordu bu kampanyayı kim başlattı diye. Öğrenciler Atatürk dediler. Sayın Kaymakam da 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı tarafından bunun başlatıldığını söyledi. Ama Türkiye'de biliyorsunuz yani her şey sanki AK Parti iktidarıyla başlamış gibi de bir algı var. Sanki 2019'dan önce ağaç dikilmiyordu gibi. Oysa Önder Atatürk'ün ağaçsız vatan yurt değildir sözü var. Biliyorsunuz biz yıllardır ağaç dikiyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri ağaç dikmenin önemini biliyoruz zaten. Elimizden geldiğince dikiyoruz. Türkiye'nin her yerinde STK'ların, kurumların, insanların ya da büyük şirketlerin orman dikim alanları var. Yani ormanlara ağaç dikmek bizde bir gelenek zaten. Bu Sayın Cumhurbaşkanı söylemesiyle başlamış bir şey değil ama 11-11-11 diye bir böyle bir sloganla ağaç dikimi yapıldı. Geçen sene Kızılkaya dibinde yapıldı. Ondan önce biliyorsunuz Kızılkaya'da yapılmıştı, Karacaağaç'ta yapılmıştı yangın alanında. 5900'lerdeydi rakam. O ilk yıl 200 bin civarında Muğla'da fidan dikimi yapıldı. Sanki giderek bunun ilgi azalıyor mu bilmiyorum ama bu ağaç dikilen alan biliyorsunuz ağaç dikilen alanla ilgili türlü spekülasyonlar yapıldı. İşte burası rant açılacak, imar açılacak, işte bu kasıtlı yandı falan filan. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yani bir toprağı ele geçirmek istiyorsanız orada yapacağınız en son şey yangın çıkarmak. Yani bakanlığın bu konuda çok sert şeyleri var. Tabii olumsuz birkaç örnek var ama yani bundan yola çıkarak da biz ağaç dikmekten geri kalmamalıyız. Keza az önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'lerin yani Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanlığı ya da yönetim kurulundan herhangi birisinin de bu ağaç dikme kampanyasına katılmaması, şimdi ağaç dikmenin de siyaseti yok, katılmaması ben onu da yadırgadım. Tabii kendilerine haber verilmemiş olabilir. Ormandan biliyorsunuz orman
Müdürlüğü, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü bunu düzenliyor. Bunu tabii kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer yani ağaç dikmekten niye şey diyorlar? Hadi 10 Kasım'ı, 29 Ekim'i söylediğim gibi yani bu birlikte yapmamız gereken, ulus olarak birlikte yapmamız gereken, bu işe siyaset sokmamamız gereken konularda niçin bunlar ayrı hareket ediyorlar? Onu da sorgulamak lazım. Keza bugün İçişleri Bakanlığı'yla İçişleri Bakanlığı'nın bir projesi var. Bir Hareketine Bakar diye bir proje var. Bu proje kapsamında Sayın Kaymakam işte YAP Kredi'nin olduğu yerde TİGEM karşısındaki kavşakta Emniyet Müdürlüğü'nün, Sayın Belediye Başkanlığı'nın ve ilçe jandarma komutanının katılımlarıyla bir etkinlik düzenlendi. Bir Hareketine Bakar'dan söyledikleri şu: bir hareketin yani emniyet kemerini bir sefer takmak, Sayın Kaymakam'ın da orada söylediği gibi işte kazaları, ölüm oranını %40, yaralanma oranını %60 oranında arttırıyormuş. Teknik olarak açıkladı zaten. Orada örnek birkaç çekim yaptık. Bunu da bugün yayınlayacağız. Orada da jandarma katılımı vardı. Ben orada giderken dediler ki ya jandarmanın burada ne işi var filan dediler. Aslında jandarma son yıllarda biliyorsunuz artık İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak bir kolluk kuvveti. Yani askeri bir kuvvetten ziyade bir kolluk kuvveti mahiyetinde. Onun için ilçe içerisinde, şehir içerisinde daha sık görmeye başladık. Jandarmayı daha etkin görmeye başladık. Bunu da böyle ifade edelim. Efendim, süper amatör maçları başladı. Biliyorsunuz Dalaman Belediyesi kulübümüz var. Süper amatörde mücadele ediyor. Bu sene iyi bir hazırlık yapıldı, iyi çalışmalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta Menteşe Yerküpe Sporu deplasmanda 6-0 yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yaptılar. Ben bunu bir türlü bir fırsat bulup haber yapamadım ama biliyorsunuz Dalaman TV'de, YouTube Dalaman TV'de pandemi öncesinde maçların 25 dakika, 30 dakikalık özetleri yayınlanıyordu. Artık bu yılda Dalaman Belediyesi'nin yaptığı bütün maçlar, yani iç saha maçlarının hepsini, bazen belki deplasmana da gideriz. Orada yer bulabilirsek kameramıza onu da çekeriz. Stada gelen gelmeyen herkes bir şekilde bunları da özet olarak izler. Maç yayınlamak, maç çekimi yapmak da çok ilginç bir şey. Aslında keşke bir tane de spikerimiz olsa da çıksa bunu anlatsa. İşte Ahmet'e aldı, Mehmet'e verdi falan gibisinden yapsa. Bu tabii zor bir şey ama Belediyespor'un, Dalaman Belediyespor'un maçlarının özetleri artık bundan sonra Dalaman TV kanalında olacak. İkinci maçımız pazar günü, bu pazar yani ayın 14'ünde Dalyan Spor'la kendi evimizde oynayacağız. İlk maçımızı oynayacağız. Ben başta Sayın Kaymakam olmak üzere bütün protokolü ve belediye spor yöneticilerini, Sayın Başkan'ı da geleceği kanaatindeyim. Hava da güzel çünkü. Efendim, yaklaşık 1,5-2 aydır Atatürk Caddesi'nde böyle küçük 1-2 tane kız çocuğuna rastlıyorum ben. Ayakları yalın ayak geziyorlar. Bunlarla ilgili resimler ve görseller, bilgi de geldi ama ben bu tür bir haberi yapmak istemedim. Bu hassas bir haber, çocuklarla ilgili olduğu için, hassas bir haber olduğu için, speküle edilebileceği için yapmadım. Ama ben buradan Sayın Kaymakam'a ve Sayın Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na sesleniyorum. Özellikle Postane Sokağı'nda oturuyor bu aile. Bu küçük çocukları üstleri başları pislik içerisinde, Suriyeli. Bunların ailesi de var. Bunlar yalın ayak sokakta geziyorlar. Her an başlarına her iş gelebilir. Bunlarla bir ilgilenmesini rica ediyorum. Hafta içerisinde Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'le bir görüşmemiz oldu. İki konuyu görüştük. Birinci konu Dalaman'da yapılması planlanan, işte özellikle Sayın Belediye Başkanımızın Ankara seyahatlerinde yatırımlar anlamında dile getirdiği iki tane önemli okul projesiyle ilgili Sayın Milli Eğitim Müdürü bir bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirmeleri zaman içerisinde paylaşacağız. Bu okullara ihtiyacımız var. Dalaman'ın bu okullara ihtiyacı var. Uzun vadede de yani eğitim turizmi dediğimiz yani kaliteli okullar olursa Dalaman'da da bir hareketlilik gelir. Bu okullarda okuyan çocukların velileri anlamında da Dalaman ekonomisine de faydası olur. Dalaman kültürüne, sosyal hayatına da faydası olur. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Sayın Taner Bey bizi bilgilendirdi. Bir zaman içerisinde bunları da değerlendireceğiz. Taner Bey ile bunları konuştuk. Ayrıyeten ya 23 Nisan ya da 19 Mayıs haftasında Dalaman'da kitap yazmış, gerek şiir kitabı, gerek roman, gerek herhangi bir araştırma kitabı yazmış. Bütün Dalaman'da şu anda mevcut yaşayan insanları bir araya getirerek o 23 Nisan ya da 19 Mayıs haftasında Dalaman Kitap Günleri düzenleyeceğiz. Gerek Sayın Kaymakam, gerek Sayın Belediye Başkanı, gerekse Milli Eğitim Müdürü bu olaya çok sıcak baktılar. Ben bunun öncülüğünü yapmak istiyorum. Yani bir gün ya da iki gün işte Mehmetçik Parkı'nda bir etkinlik düzenleyebiliriz. Kitapların yazarlarıyla okurları buluşturabiliriz. Bu konuda bir çalışma yapabiliriz. Bunun da buradan bilgisini vereyim.
Dalaman Ziraat Odası özellikle elcik soğanı ve kaya inciri, yani elcikteki incirle alakalı bir çalışma yapıyor. Coğrafi işaret çalışması yapıyor. Ayrıyeten biliyorsunuz 25 Mart'ta sanırım 25 Mart'ta, 25 Şubat da olabilir. Dalaman Belediyesi tarafından tahsis edilen pazar yerinde bir resmi bir tarım fuarı yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tuncay ile randevulaştık. Bunlarla ilgili ve diğer başka limonla alakalı, limon fiyatlarıyla alakalı konularda da bir görüşme yapacağız inşallah. Bir araya geleceğiz. Onu da bilgilendirmesini yapayım. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir broşür resmi gönderildi ama bu tabii resimden yola çıkarak biz 10 Kasım haftasında bu yoğunluk içerisinde bunu haber yapamadık ama en azından dedim Dalaman Haber Bülteni'nde bunu belirteyim. Biliyorsunuz 3-9 Kasım organ bağışı haftasıydı. Bu organ bağışı haftası konusunda vatandaşı bilgilendirme, bir farkındalık yaratma anlamında özellikle dini inançlar açısından organ bağışının neleri ifade ettiği konusunda bir bilgilendirme broşürü vardı. Bunu haber yapamadık resmi sitemizde ama buradan belirteyim dedim. Bu konuda da bir stand açılarak merkezi bir yerde bir organ bağışı kampanyası yapılabilirdi. Türkiye'nin değişik ilçelerinde ben haberleri izledim böyle. Takip ettim. Google'dan da aradım. Bazı ilçelerde, bazı illerde bu şekilde stand açarak çalışma yapılmış. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de artık sadece bir broşür yapıp da bunun dışına çıkıp biraz daha bunu vatandaşa anlatması gerekiyor. En azından gelecek sene için diyorum ben. Bugünkü etkinlikte bu bir hareketin yeter etkinliğinde Sayın Kaymakama ve Sayın Emniyet Müdürüne, İlçe Trafik Şube Müdürüne Atatürk Caddesi'ndeki bir olaydan bahsettim. Kendileri yakından ilgilendiler, not aldılar. Atatürk Caddesi'nde özellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde sanki orayı çift şeritmiş gibi zannedip ters yola girenler ve özellikle bariyerler kalktıktan sonra bisiklet yolunda devam eden araçlar oluyor. Bakıyorum araç sahiplerine son derece rahat, son derece böyle relax devam ediyorlar. Sanırım bu sokaklarda, yan sokaklardan Atatürk Caddesi'ne giriş kısımlarında işaretler yetersiz olabilir. Bununla ilgili hani ben cezai uygulama anlamında söylemiyorum ama bu işaretlerin biraz daha elden geçirilmesi lazım. Biliyorsunuz orada bisiklet yolunda bir demir bariyer yapılmıştı. Bu bariyerler özellikle alışveriş merkezlerinin kamyonlarının yanaşması vasıtasıyla zaman içerisinde perişan oldu, atıldı. Bir daha yenilenmedi de ama Ortaca'daki mesela Büyükşehir'in yaptığı ana arterdeki çalışmada ise prefabrik beton malzemeler kullanılmış. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Umarım yerel belediye, Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda bilgilendirir. Orada bir çalışma yapılır. Yani hala bazı vatandaşlar yetersiz levhalar yüzünden orayı çift şerit zannediyorlar. Özellikle dışarıdan Dalaman'a yeni gelmiş insanlarda bu sıkıntıyı bolca rastlıyoruz. Efendim bugün günlerden 12 Kasım 2021 Cuma. Bu vesileyle şu anda buralar bu hayatı sürmemizi sağlayan, bu ülkede yaşamamızı sağlayan, bu dünyanın en güzel ülkesinde yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmet ve minnetle tekrar anıyorum. Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ü izlemek, Atatürk'ü takip etmek, her zaman söylemişimdir, bayrak asmak, flama asmak ya da sağda solda hakkında konuşmakla olmuyor. Bunu gönülden ve içinden hissetmekle oluyor. Yani sözde değil, özde Atatürkçü olmak gerekiyor. Ve bir de şunu görüyoruz ki her geçen gün yaşadığımız olaylar, başımıza gelen işler aslında Atatürk'ün ne kadar ileriye dönük öngörülü olduğunu ve onu ilke ve inkılaplarından saptıkça ne kadar başımıza işler açılacağını ve bu başımıza açılan işlerin toparlanmasının ekstra süreler isteyeceğini ve gelecek nesillere de daha iyi bir Türkiye bırakmadığımızı gösteriyor. Onun için ben gençlere, özellikle bu Z kuşağı denen gençlere ya da daha bir üst level'daki insanlarımıza söylüyorum. Yani Atatürk ilke ve inkılapları hakikaten başka şeyle karşılaştırılamayacak kadar okudukça, anladıkça, izledikçe daha derinlikli fark ettiğimiz bir olay. Onun için diyorum ya, yani hepsi bir yana, Atatürk bir yana. Efendim Dalaman TV haber bülteninden hepinize saygılar sunuyorum. 12 Kasım akşamından iyi akşamlar diliyorum.